Efendim hiç bir çalışanı olmayan market gördünüz mü? Ya da direksiyonsuz bir otobüs? Son yıllarda gerek K-pop, gerek sokak lezzetleri, gerekse dizileriyle öne çıkan Güney Kore kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte onlardan en ilginçleri. Güçlü ekonomisi, dansları, filmleri ve sokak lezzetleriyle dünyayı etkileri altına aldılar ama ilginçlikleriyle de bir o kadar şaşırttılar. Güney Kore'nin en ilginç noktalarından biri işte bu market. Aslında Seul'de birçok noktada var. Burası kasiyersiz market. Buradan istediğiniz ürünleri alıyorsunuz kimseye sormadan ve doğrudan kasaya geliyorsunuz. Sabah 5'te bile çok rahat kullanıyorum. Hiç hırsızlık yok diyemeyiz ama burada güvenlik kameraları olduğu için yapılmıyor. Keş parayı seçtim. Buradan keş parayı veriyorsunuz. Onlar da alıyor. Evet diyorsunuz. Ödeme yapıldı. Ve para üstü de geldi. Bir sürü de bozuk para verdi. İşte bu paraları alıp herhangi bir kasiyerle muhatap olmadan alışverişinizi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Güney Kore'de dikkat çeken bir başka şey ise işte bu minibüs. Turistlere bu yılın başında itibaren hizmet vermeye başladı ve içinde sürücüyü bırakın direksiyon dahi bulunmuyor. Ulaşımdaki tek ilginç özellik bu değil. Trafik sıkışınca sol şerit tamamen toplu taşıma araçlarına bırakılıyor. Üstelik Koreliler bunu kimsenin uyarısı olmadan yapıyor. Böylelikle toplu taşımaya hem teşvik edilmiş oluyor hem de toplu taşımayı kullananlar daha hızlı gidecekleri yere ulaşabiliyorlar. Güney Kore'de bir başka ilginçlik işte böyle yolda seyyar, yoğurtçular bu şekilde gidiyorlar. Yoğurt isteyen olursa durup içinden yoğurt veriyorlar. Ben durdurmaya çalıştım ama hanımefendi kamerayı görünce biraz tedirgin oldu anlaşılan ve devam etti yoluna.